Buradaki çocuklarımıza hemen mamalarını koyduk. Sırayla yiyecekler, bakın çevrede sırasını bekleyenler var. Mama paketi otağın içinde boşalmış, onu dolduracağız. Burada da çocuklarımız var. Gel evladım, gel. Bu da doğum yapmış bir dişi. Onun da yavrularını arayacağım şimdi. Önce burayı bir halledelim. Annenin girdiği yer bu taraf dostlar. Şöyle. Anne şu an mama yemekle meşgul. Ben ararken giriş yerini buldum. Şöyle patikayı sizlere göstermeye çalışayım. Bakın bu ağaçların altından şöyle yukarıya gidiyor. Oraya girmeye çalışacağım. Yavruları yeri düzgün mü değil mi önce bir onu kontrol edeceğiz. Eğer yavruların yeri düzgün değilse buraya bir yeri yedek otağlardan getirip çıkartmamız lazım. Bakın annemiz de geldi. Geldin mi kızım sen? Nerede bebişler? Sevgili dostlar, yavruları gördüm. Şöyle yaklaştırmaya çalışacağım. Çalıların arkasında kahverengi bebişler var. Ama görüntüye çıkmıyor olabilir. 5-6 metre ilerimde. Oraya gitmeye uğraşıyorum şimdi. Yavruların yanına kadar geldik. Anneleri de geldi. Çok güzeller dostlar. 2, 4, 5 tane yavru var. İyi. Islanmayacaklar. Bu kökler yaprakların altında çok güzel bir yuva yapmış. Hiç ellemeyeceğiz dostlar. Kesinlikle ellemiyorum. Bebişler çünkü ıslanmamış. Anne burada. Nefes nefese kaldık ormanın içerisine girerken. İşte etrafı sizlerle paylaşayım. Şöyle. Bulut da burada. Sen de merak ediyorsun değil mi? Hocam o kadar geldik ama sevmeyecek miyiz Allah aşkına? Vallahi. Ya kıyamam ya. Şu an biraz sabredeceğiz. Sevemeyeceğiz. Anneyi ürkütmek istemiyorum. Şöyle paylaşayım dostlar sizlerle. 5 tane bebişimiz var. Aferin benim kızıma. Burayı mı seçtin sen? Tamam. Ben şu üzerindeki dal parçasını falan alacağım. Anne de yavrular da rahat etsin. Annemize bu uygun yere mamalar da yedekleyeceğiz. Bebişlerin iyice yanına geldim. Şu üstteki dalları falan kırdım burada. Anneyi ve yavruları rahatsız edecek yerleri de düzelttim. Dediğim gibi dostlar, kesinlikle buradan almayacağız. Annemiz burada. Eğer yağmur yağarsa zaten bebişler oraya taşıyor. Şimdi Bulut gelemiyor tabii, orada kalacak. Ben nispet yapacağım. Şu bebişleri biraz seveyim. Birazcık sevelim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller. Hadi bakalım. Toşbikler de toşbikler. Şu dal parçalarını da alalım. Güzel bir rahat etsinler. Güzel. Bulut. Efendim hocam. Kıskanmadın herhalde. Yani şey, çok şey söyleyemeyeceğim. Birazcık içime koydu yani. Tombik tombikler ya. O kadar güzeller. Şunlara bakın, şunlara. Gel 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 gel. Sen ne kadar sinirli adamsın. Sinirli çocuksun. Hadi bakalım. Bebişlerimizin yeri rahat. Annemiz de burada. Biz şimdi en uygun yere annemize mama getireceğiz. Üzerine bolca da konserve ilave edeceğiz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun bebişler. Annemize çalının girişine bolca mama yedekledik. Üzerine de 3-4 kutu konserve açtık. Şöyle güzelce karnını doyursun. Etrafımızda diğer çocuklar var. Annenin yanına gelmiyorlar ama mamayı yemek için gelebilirler. Şöyle karnını doyurana kadar bekleyeceğiz. Burada bolca mama da bırakıyoruz. Aç kalmayacak. Bebişlerde bolca süt olacak. Değil mi kızım? Hadi afiyet olsun.
Bebişlerimizin mamalarını hazırladık. Gel Yaramaz, gel gel. Gel. Bunlar işte geçen gün annelerinden ayrılıp farklı yerlere atılanlar. Çok şükür şimdi yerlerindeler. Buraya bolca mamalarını hazırladık. Kuru mamalarını da yedekledik. Burada suları da var. Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen niye yemiyorsun Yaramaz? O illa oradaki konserve kutularına gidiyor. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bebişler, hadi geçin bakalım. Mamalar geldi. Bulut kuru mama taşıyor. Ben de konserve. Yavrularımızı doyuracağız şimdi. Bunlar bayağı büyüdüler artık. Acıktık mı? Hani sizin mama tabağınızı ne yaptınız burada? Mama tabağınızı ne yaptınız bakayım? Çabuk söyleyin. Biz önce şu tabağı bir bulalım. Hanginiz sakladı mama tabağını? Kesin sensin. Kesin sensin bak. Ah ah. Önce bulalım dostlar. Tabağı bulduk. Bir tarafa çekmişler Yaramazlar. Şimdi buraya birazcık kuru mama koyduk. Önce bir iştahlarını bastırsınlar. Biz bu arada mamaları yedekleyeceğiz. Bekleyeceksiniz Yaramazlar. Onlar konserve bekliyorlar şimdi. Biz kuru mamalarını yedekleyelim. Bunlar acıkmışlar, konserve. Biz de önce konserveyi vereceğiz, anlaşıldı. Bizi bekletmeyecek onlar. Bak şimdi neler oluyor. Oğlum bir açayım bunu. Tamam, ben aşağıda yiyeyim bari, dur. Elimi yemeyin ama. Biz onu güzelce hazırlayıp önlerine koyalım. Bunlar canavar, canavar mı? Canavar bırakmıyorlar. Mamaları tekrar hazırladık dostlar. Şu hale bakın. Hadi bakalım. Şimdi oldu işte. Koca bir tabak konserveli kuru mamaları var, karışık. Afiyet olsun. Onları yerken biz hem çöplerimizi toplayacağız, mamaları ve suları yedekleyeceğiz. Afiyet olsun çocuklar. Biz de işimize bakalım. Karınlarını güzelce doyurdular. Otağımızın içerisine bolca mamalar yedekledik. Artan konserveli mamayı da ıslanmasın diye içeriye koyduk. Acıktıkça oradan yiyin, tamam mı? Aferin size. Hadi görüşmek üzere. Doydun mu sen? Buraları bekleyin. Buralar size emanet. Buradaki çocuklarımız iyice acıkmışlar. Biz yedek için mama kestik ama bekleyemiyorlar. Şimdi bir paket açacağız. Onun üzerine de koyacağız. Orada güzelce karınlarını doyuracaklar. Ondan sonra mamaları yedekleyeceğiz. Hadi yiyin bakalım. Diğer mama da geliyor. Geldim gençler. Tamam tamam. Evet, oraya da doldurduk dostlar. Afiyet olsun çocuklar. Kuru mamaların üzerlerine birkaç tane de konserve açıyoruz. Çünkü hep söylüyorum, burası çok mağdur bu bölge. İşte elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz dostlar. Şimdi burada karınlarını doyuracaklar. Biz yine uygun yerlere mamalar yedekleyeceğiz. Atarlı Oloş, aracın sesini duydu çıktı. Hadi gel bakalım. Şöyle biraz bakayım, yaklaşacağım şimdi, gidecek. Sevin mi seni? Yok. Hadi afiyet olsun. Buradaki çocuklarımız hemen geldiler. Hadi bakalım Bulut abinin elinden tutun. Onlar hızlı gidiyorlar. Aman orası çok kaygandır. Ya, sabahtan beri yağmur yağıyor. Onlar yerini biliyorlar. Bu
çocuklarımızın da mamalarını her zaman buraya yedekliyoruz. Mamaları yedeklendi. İki arkadaş burada karınlarını doyuruyorlar. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Bolca mama bıraktık. Önce büyük olan yiyecek, sonra diğeri. Afiyet olsun. Bu bizim anne. Yavruları kayanın altında oraya taşımış dostlar. Bu da onun arkadaşı. Buraya bolca mama hazırladım. Konserveyle birlikte karnını doyuruyorum. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sen karnını doyur. Ben de şu bebişleri bir kontrol edeyim. Yuvanın içerisinde bolca da mama yedekledik. Asla aç bırakmıyoruz. Hadi sen de ye kızım. Bu sarı kız çok akıllı. Akıllı kızım benim. Bebişlerimiz de buradalar. Senin gözlerin açıldı mı kara çocuk? Anne buraya taşımış. İyi de yapmış. Kesinlikle ıslanmıyorlar. Yerleri çok güzel. Merhaba. Yaramazlık yapmayın. Kayanın arkasında boşluk var, tüneller var. Oralarda geziyorlar. Kime havlıyorsun sen ya? Arka taraftan bir tanesi bana kızıyor. Tamam tamam. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunlar daha çok küçük. Mama falan yiyemezler. Cesur çocuk gel bakalım. Bir tane de burada var bak. Sen nereye gidiyorsun? Çabuk içeri, çabuk. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun bebişler. Yetişkin çocuklarımızın mamalarını da verdik. Bir kısmı karnını doyurdu, gezmeye başladı. Mamalarımız dolu. Burada da kulübelerimizin içerisine yedeklemeleri yapıyoruz. İsteyen kulübelerin içerisinden karnını doyurmaya devam edecek. Karşı tarafı da doyuracağız. Hava yağmaya başladı. Çocukların birçoğu kulübelerin içerisine girdiler. Hadi bakalım çocuklar. Karnını doyuran yatsın. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu anne ve tek yavrusunun yeri biraz daha aşağıda. Aracın sesini duyunca buraya kadar gelmişler. Bakın yerlerine gidiyorlar şimdi. Onları biraz ileride besleyeceğiz. Buradaki çocuklarımızın mamalarını yedekliyoruz. Onlar da buradan karından doyacaklar. Şu gelen yaramazlar da bizi takip ediyor. Onları az önce doyurduk. Buradaki mamalığımızı da doldurduk. Bolca mama bırakıyoruz. Sırayla yiyecekler. Önce bunlar doyuracaklar karınlarını. Ondan sonra diğerleri yemeye başlayacak. Bakın anneyle yavru bizleri takip ediyor. Onlara da konservelerini vereceğiz şimdi. Bir kısmı da aracımızın yanındalar. Hadi size afiyet olsun. Biz devam ediyoruz. Bir kısmı da orada. Onların da mamalarını bir ileriye yedekleyeceğiz şimdi. Orman içerisinde karınlarını doyuracaklar. Hadi gelin bakayım. İleride hala bizleri bekleyenler var. Oraya doğru gidiyoruz. Burada orman içerisinde de yedeklediğimiz yerler var. Evet, işte bitmiş. Şimdi onu tamamlayacağız. Yine otağımızın içerisine koyacağız. Az önce söyledim, bu çocuklar gelip buradan karınlarını doyuruyorlar. Bir kısmı da orada yaramazlık yapıyorlar. Oyun peşindeler. Gel, gel, gel. Bolca mama koyduk. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet dostlar, burayı da tamamlıyoruz. Bu çocukların yeri burası. Hadi afiyet olsun. Anne ile yavru geliyor. Bulut seninkiler arkada. Evet gördüm. Hemen onların konservesini de yedirelim. Evet,
Ben de buraya bir iki tane konserve açayım ki anne ve yavruları rahat bıraksınlar. Geldin mi sen? Yalamaz çocuk geldin mi? Bulut abiyi takip et hadi. Bunu en küçük halinden beri Bulut besliyor burada. Ona alışkın, onun yanına gidiyor bak ya şimdi. Burada da farklı çocuklarımız var. Onların da mamalarını koyduk. Karından doyuruyorlar. Ağaç altlarına da yedeklemeleri yaptık. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu çocuğumuzun ayağı incinmiş. Kontrol ettik dostlar. Kırık falan yok. Bu bizim tek yavrumuz. Bakın ağacın yağmur almayan yerine sığınmış. Bebişim ne yapıyorsun? Gel gel toş bak. Anne elimize gelmediği için yavruyu bir yere alamıyoruz. Bebişimiz burada. Annemizin karnını doyurduk. Mamalarını da yedekledik. Gel gel tamam. Islanmasın, ben onu tedirgin etmeyeceğim şimdi. İşte burada yatıyor dostlar. Buraya annemizi bolca da mama yedekledik. İşte yaşadığı yer burası. Hadi görüşürüz. Buraya da mamalar koyuyoruz dostlar. Bunların bir kısmı aşağıdan geldiler. Oraya yedeklediğimiz mamalar bitmiş demek ki, acıkmışlar. Burada olanların karnını doyuracağız. Buraya da yedeklemeler yapacağız. Daha sonra bu sürüyü aşağıya çekeceğiz. İşte hala gelmeye devam ediyorlar. Hadi bakalım burada biraz yiyin. Afiyet olsun. Bulut da yedekleme yapmaya gidiyor şimdi. Buralara da yedeklemeler yapıyoruz. Burada yaşayan çocuklarımız var. Şimdi o ıslanmayacak şekilde koyuyoruz. Burada işte derme çatma da olsa kulübelerimiz, otağımız. Otağın içerisine de mama yedeklenecek. Bakın. Korkup saklanan çocuklarımız da var. Korkma evladım, korkma. İşte. Korkma, korkma tamam. Hadi bakalım, afiyet olsun. Çocuklarımızın bir kısmını da buraya toparladık. Kuru mama koyduk, üzerlerine de konserve verdik. Çocuğumuzun bir tanesi devamlı bizi takip ediyor. Beslemenin bitiminde geri dönüyoruz. Hepsini tekrar kontrol ederek yerlerine bırakıyoruz. Afiyet olsun. Gel, gel, gel. Hepinize yetecek kadar var. Bu yavrumuz geçen gün atılan anneyle beraber dört kardeşleri vardı. Biri burada. Biz onları hiç mamasız bırakmıyoruz. Mamalarını tamamladık. Yine suları da burada var. Ama anne ve diğer kardeşlerini burada göremiyorum. Belki orman işlerine ya da yiyecek aramaya gitmiş olabilirler. O yüzden yavruyu ellemiyoruz. Buraya konserve açtık. Karnını doyuruyor şimdi. Annesi ya da diğer kardeşleri de gelince onların da mamalarını bıraktık. Afiyet olsun. Bu grili beyazlı olan az önce beslediğim yavrunun kardeşi. Bunlar da diğer çocuklar. Bir uyuzu var. Biz gerekenleri yapıyoruz. Buraya konserve açtık. Yavruların çoğu dağılmış dostlar yine. Bunu doyuracağız. Tekrar kardeşlerini yanına götüreceğiz. Hadi afiyet olsun. Bu iki yavruyu da diğer kardeşlerinin yanına getirdik. Öbür kardeşini az önce doyurduk. Sanırım çalıların içerisine bir yere gitti. Onun karnı tok. Burada tekrar göstereyim, mamaları var. Bu yavrumuzu da doyurduk. Diğerini de farklı bir yerde vurduk. Yani birbirine dağılmışlar. Belki de anne işte bu ağaçların içerisinden yer bulmaya çalışıyor. Hep söylüyorum. Ya da anne de kayboldu. Bilemiyoruz. Anneyi hala görmedik. Ama tahmin üzerinde de yavruları buradan alamıyoruz. Afiyet olsun. Bunlar bizim beş kardeşler. Buraya konserve açtım.
Hemen kaçıyorlar yaramazlar. Bir tanesi anneyle biri sanırım gezmeye gitti. Mamalarını yedekledik. Ben şimdi bu konserveyi de yuvanın olduğu yere alacağım. Orada yesinler. Bugünkü beslememiz Esma ve Kemal Kaya kardeşlerimizin yeni doğacak olan bebekleri Necip Kaya adına yapılmıştır. Uzun ve hayırlı bir ömür diliyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.